Sevgili seyirciler, bu akşam tabii Beşiktaş'ın çifte kupa kutlaması gerçekleşecek. 19 Mayıs 19.03 olarak daha önce belirlemişti, tayin etmişti yönetim. Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamıştı bunu. Tabii malum taraftar alınmayacak stada ama biz de gerektiği şeklinde her dakika ve bu arada evet Evren de iyi hatırlattı. Tekneyle Boğaz'da bir tur var. O Beşiktaş donanması adı. Beşiktaş donanması. Beykoz'dan Beşiktaş'a kadar tekneyle gelecek ve tabii biz de bunu sizlere canlı olarak ekranlara yansıtacağız. Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ın bu mutluluğu tekneden de canlı yayınlarla sizlerle paylaşacağız. Bu arada Ahmet Selim Kul hazır mı? Şimdi Ahmet Selim Kul statta, muhtemeldir ki Ahmet Selim de oradan hemen Beşiktaş'ı takip edecek arkadaşımız, kutlamaları. Sözü kendisine bırakalım. Bir kongre var. Ahmet Selim, tabii transfere dair de şimdi az önce Volkan Demir'in bir iddiası var. Rozier konusunda Fenerbahçe'nin bir teması olacak şeklinde. Nereden başlamak istersen sözü sana bırakalım. Aykut İnce, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi Ülker Stadyumu'nun önündeyiz. Yarın burada önemli bir basın toplantısı var. Mevcut başkan Ali Koç yarın burada saat 3'te tam olarak arkamda görmüş olduğunuz yerden girişi yapılan 1907 tribününde bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda adaylığını açıklamasını bekliyoruz Başkan Ali Koç'un. Tabii sezon bitti. Son maçlar Fenerbahçe adına çok pozitif bir havada geçmedi. Sivasspor yenilgisi, üstüne Kayserispor'la oynanan final maçı derken Fenerbahçe sezonu 3. sırada bitirdi. Tabii Başkan Ali Koç sadece bu sezon özelinden değil 3 yıllık tabloda bir değerlendirme yapacak. Yarın bu konuda 3 yıllık tablo ile ilgili tabii ki öz eleştiriler yapmasını bekliyoruz. Yeni cümleler kullanmasını bekliyoruz. Yeni sezona dair yeni talep ettiği, kongreden seçilmesi adına talep ettiği 3 yıla dair projelerini, fikirlerini, düşüncelerini açıklamasını bekliyoruz. Bu doğrultuda önemli bir toplantı gerçekleşecek. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Yönetim kurulu nasıl olacak? İsimlere ben çok fazla şu anda girmek istemiyorum ama şunu söylemek gerekiyor. Mevcut yönetimden 7-8 kişiyle yola devam edilmesini bekliyoruz ve 7-8 de yeni ismin olmasını bekliyoruz. Bazı ipuçları paylaşalım. Bu 7-8 yeni isimler arasında Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmış bazı isimlerin olmasını bekliyoruz. Bunun dışında yine bu 7-8 kişinin içinde bazı önemli iş adamlarının olmasını bekliyoruz. Tecrübeli bazı isimlerin olmasını bekliyoruz. Tabii ki ileride kongre süreci yaklaştıkça isimlerle ilgili de daha çok bilgi paylaşacağız. Şunu da söyleyelim, tabii Ali Koç'un kafasındaki futbol takımı ile ilgili plan ne? Burada Emre Bölezoğlu ile ilgili ben yola devam edileceğini düşünüyorum şahsen ama yarın bu konuda öncelikli gündem olmasını çok fazla beklemiyoruz. Biraz daha öz eleştiri ağırlıklı bir gündem olacaktır. Başkan Ali Koç neden bir ikinci dönem daha istiyor? Bunu anlatacaktır. Bunu anlatırken de yaptığı ve ders çıkardığı hatalarla ilgili de söylemlerde bulunacaktır. Tabii kongre gündemi Fenerbahçe'de hakim ama transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Tabii Başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesi çok yüksek bir ihtimal. Karşısına aday çıkma ihtimali çok fazla değil ama ben yine de Fenerbahçe Kongresi'nde muhalefetsiz bir seçim olmaması adına aday çıkmasını bekliyorum son ana kadar. Tabii ki bu süreci de takip edip izleyicilerimize aktaracağız. Ama bunların yanında bir de transfer süreci sürüyor. Tabii Volkan Demir Rozier ile ilgili detayları aktardı. Ben biraz daha genel bilgiler vermek istiyorum. Fenerbahçe sağ bek, stoper, forvet ve sol kanat olmak üzere 4 tane iyi transfer, yani üst düzey oyuncu kadrosuna katacak gibi gözüküyor transfer döneminde. Bunun dışında 1-2 tane daha rotasyonu arttırma, daha böyle eksik kapatmadan ziyade çeşitli arttırmaya yönelik 1-2 daha transfer yapılmasını bekliyoruz. Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin 5-6 transferle geçmesini bekliyoruz ama bu 5-6 sayısı tabii ki ayrılacak oyuncuların durumuna göre artış gösterebilir. Fenerbahçe bu transfer döneminde gelecek oyunculardan ziyade gönderici oyuncular daha çok mesaisini alacak Fenerbahçe kurmaylarının. Çünkü kiralıktan dönecek oyuncular mevcut takımda bazı oyuncuların gönderilmesi derken çok fazla, en az 10'a yakın oyuncuyla yolların ayrılmasını bekliyoruz. Bu yüzden de gelenlerden çok gidenlerin daha çok mesai isteyeceği bir transfer dönemi yaşayacağız gibi duruyor. Aykut İnce, Fenerbahçe gündemi bu şekilde özetleyebiliriz. Zeki abinin bir sorusu olacak. Evet kardeşim, sorum var. Kolay gelsin.
Soru tabii şu, Fenerbahçe'de bir yönetim tamam 3 yıl çok iş yaptı, 52 transfer yaptı, büyük paralar harcadı ki bunu Fenerbahçe'nin başarısı için yaptı. Ateşten gömleği giydi önce ki kendi söylemidir, bizim medya grubunu ziyaret ettiğinde Sayın Ali Koç, karanlıktan aydınlığa çıkmak için bana 3 yıl değil 2 dönem yani 6 yıl gerekiyor dedi. Mali açıdan doğru ama sportif açıdan baktığında 3 yılda sıfır çekmiş, 7 yıldır kupaya hasret kalan Fenerbahçe'de ki 25 milyon taraftarı olduğunu biliyoruz ya da öyle söyleniyor, biliyorsun hepsi artık 25 milyon 30 milyona çıkardılar o taraftar sayılarını yavaş yavaş nüfus arttıkça da kardeşim. Yani Türkiye'nin de en büyük sivil toplum örgütü olduğu söyleniyor, katılıyorum. Böyle bir durumda, böyle bir tablo varken bir muhalefet yok. İki, hala işte kongre tarihi açıklandı resmen. Bir tane başkan adayı çıkmıyor. Burası enteresan değil mi? Yıllardır bak 93'ten beri ben spor medyasının içindeyim ama hiç böyle bir şey olmamıştı bugüne kadar. Bu Sayın Ali Koç'a olan aşırı güvenden mi kaynaklanıyor? Ya da Fenerbahçe'nin mali durumu çok kötü olduğu için mi acaba birileri koltuğa aday olmak istemiyor? Yani burası düşündürücü. Senin görüşlerini, sen çünkü şu anda kongre kulislerini de kokluyorsun. Fenerbahçe'nin içinde biri olarak sana soruyorum. Zeki abi çok bence güzel bir soru bu. Fenerbahçe gündeminde tartışılan da bir soru bu. Burada biraz konuyu geniş anlatmak istiyorum. Şu şekilde mesela ben adaylık çalışması yapan bazı isimler olduğunu duydum. İsim vermek istemiyorum. Sonuçta çok kolay yalanlanabilecek bir şey ama bence burada evet Başkan Ali Koç'un maddi desteği evet bir önemli. Başkan Ali Koç'un devam edeceğinin düşünülmesi ve karşısına aday çıkıldığında kaybedileceğinin düşünülmesi önemli. Ama ben burada senin sorduğun noktanın Fenerbahçe Kongresi'nde önemli bir konu olduğunu şöyle söyleyeyim. Ali Koç'un karşısına muhalif aday çıkmaması tabii ki bazı kesimleri rahatsız ediyor. Yani burada biz nasıl olsa seçilemeyeceğiz deyip de aday olunmaması yanlış bir düşünce Fenerbahçe'de en azından genel kanı bu şekilde. Şunu hatırlatalım. Başkan Aziz Yıldırım seçime tek girerken dahi Sayın Hulusi Belge o dönemde çıkmış. Ben aday oluyorum demişti. Çünkü Fenerbahçe muhalefetsiz seçime girmemeli demişti. Şu anda bu şekilde bile bir çıkış olmadı. Bu yüzden de Başkan Ali Koç evet seçimde hala güçlü. Hala ona ikinci dönemini ikinci dönem seçilme şansını vermeyi düşünen çok fazla kongresi var ama Fenerbahçe'de adaylığı düşünen ama bu dönemde adaylığı düşünen ama aday olmayan kişiler seçime girmeden güç kaybettiler diyebiliriz bu tavırları yüzünden. Evet belki seçimi kaybedebilirsiniz ama sonuçta Ali Koç dediğiniz gibi sportif açıdan başarısız bir 3 yılı geride bırakmışken bu kadar hani ön plana çıkmamak bence de eleştirilebilir bir nokta. Fenerbahçe kongre üyelerinin de bu konuyu kongrede ciddi şekilde dile getireceğini, kongrede bir gün öncesinde şimdi 13 Haziran'da seçim olacak, 12 Haziran'da konuşmalar olacak. Evet. 12 Haziran'da bu konunun çok sık bir şekilde dile getirileceğini söyleyebilirim. Ama iki sebebi var dediğim gibi. Bir maddi konular senin de söylediğin gibi. Bir de Ali Koç aday olacak, seçilecek düşüncesi birçok demeyeyim de bazı adayların adaylığını açıklamasına engel oldu. Bence de bu yanlıştı. Ama camiada da o isimlerin aradıkları desteği bulamamasında bunda belirleyici olduğunu söylemek gerekiyor sevgili Zeki Uzundurk. Çok teşekkür ederim kardeşim. Teşekkürler. Çok güzel özetledin. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Şimdi yaklaşık bir 20 dakika sonra tekne turunu canlı olarak ekrana getireceğiz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Beşiktaş takımının çifte kupalı